Merhabalar, ben Alper Yılmaz. 1994 doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Beş kardeşli bir ailenin en küçük çocuğuyum. Beykent Üniversitesi'nden 2018 yılında yazılım mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aslında mahallemde bulunan ilkokulla eğitim hayatım başladı. İlkokulda birazcık daha yaramaz bir çocuktum diyebilirim aslında. Daha çok dersi sadece derste dinleyen, çok fazla ders sonrasında çalışmayan ama o bildiğimiz Z kuşağının birazcık daha gerektirdiklerini yapan, Z kuşağının sonuna yetişmiş biri olarak okuldan geldikten sonra hemen çantayı eve bırakıp sonrasında arkadaşlarla bu iki taş arasına kale koyduğumuz maçlarda oynadığımız oyunlarla aslında birazcık da büyüdüm. Sonrasında ilkokulda dersime girmeyen öğretmenlerin bile şaşırdığı derecede ilkokul ikincilik derecesiyle mezun oldum. Akabinde son dönem olması lazım. OKS adlı bir sınava girdim. Şu an sanırım liseye giriş sınavı ya da SBS olarak var. Tam bilmiyorum. Çok fazla değişti çünkü sistem. O sınavla birlikte aslında derste sadece dinleyen biri olarak mümkün geldiğince basit ve başarısız bir sonuçla lise hayatına atıldım. Lise hayatında yine bulunduğum bölgedeki liseyi tercih ettim. Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'ne geçtim. Oradaki eğitimden sonrasında üniversite sınavına hazırlandım ve üniversite sınavıyla birlikte Beykent Üniversitesi'ne yazılım mühendisliği bölümüne kayıt oldum. Aslında bu soru benim için birazcık daha anlamlı. Çünkü şöyle benim için insanların hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Bu soru da benim için aslında bir dönüm noktası niteliğinde. Çünkü ben 11. sınıftayken arkadaşımla otobüs durağında normal sohbet ediyorduk. Daha çok üniversite sınavına yeni hazırlık dönemleri, insanların 11. sınıfın ikinci dönemi ya da 12. sınıfın başları insanların üniversite sınavlarına daha yoğun hazırlandığı dönemler olarak geçiyor. Benim de aslında en yoğun dönem olarak başlangıcım 11. sınıfın ikinci dönemiydi. Bu dönemde arkadaşımla otobüs durağında otururken, sohbet ederken 2010 senesinin matematik konusunun işte matris determinant sorusunun zor olduğunu ya da diğer sinirlerin daha kolay olduğunu bir sohbet ediyorduk. Arkadan bir ses, arkadaşlar matris determinantı boş verin, sadece türev, trigonometri, integrale yoğunluk verin. Sınavda soru sayısı çok fazla, onlardan çözerseniz daha başarılı olursunuz dedi. Ben bu arkadan gelen sesin kim olduğunu öğrenmek maksadıyla arkamı döndüğümde bir koyu sohbete başladık. Orada o kişinin Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu öğrendim. O zamana kadar aklımda hep bilgisayar mühendisliği vardı. Ben 7 yaşındayken bana bilgisayar geldi. Bilgisayarı daha çok yapa boza öğrenmeye başladım. Yazılımla ilgili pek bir bilgim yok. Sadece bilgisayar mühendisliğinin bilgisayarın donanımlarını söküp takma ile alakalı olduğunu düşünüyordum. Birazcık da çocukluk haklı. Sonrasında yazılım mühendisliği diye bir bölümün olduğunu öğrendim. O karşımdaki kişiye sorduğumda otobüsü geldi ve gitmek zorunda kaldı. Tabii ki eve döndüğümde beni hummalı bir araştırma yer aldı. O araştırmada yazılım mühendisliği nedir, ne iş yapar, bilgisayar mühendisliğinden farkı nedir? Tam olarak bunları araştırdım. Aslında benim için dönüm noktası buydu ve o karşımdaki kişinin Beykent Üniversitesi yazılım mühendisi demesi aslında benim için o an doğru yer, doğru seçim, doğru karar, doğru zaman her şeyin ne olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple de Beykent Üniversitesi yazılım mühendisliğini tercih ettim. Üniversite hayatım aslında şöyle, ben hazırlıkla başladım. 1 artı 4 yıl olarak benim eğitim hayatım sürdü. Bu hazırlıktan sonraki süreçte ben aslında öğrencilik zamanımda hep çalıştım. Aktif olarak hep çalıştım. Yarı zamanlı, bazı zamanlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Öğretmenlerim, hocalarım da bu çalışmama zaten destek oldu. Ben kişinin sadece kendi mesleğiyle ilgili çalışmaktansa öğrencilik zamanlarını birazcık daha bireysel çalışmaya yönelmesini ya da insan ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmasını daha tavsiye ediyorum. Bu anlamda da aslında üniversite hayatım boyunca hep çalıştım. Hep çalıştığım için de bazen derslere ilgi gerektiği yeterdiği kadarıyla gösteremedim ama öğretmenlerim, akademisyenlerim hep bu şekilde arkamda oldular. Bunu söyleyebilirim. Aslında şöyle, ben hazırlık sınıfını ilk okumaya başlayacağım zamanda doğruyu söylemek gerekirse birazcık bir sene kayıp olarak gördüm. O İngilizcemi ben kendi bireysel çabalarımla da geliştirebileceğimi düşünüyordum. Tabii insanlar bireysel çabalarıyla İngilizce öğrenebilir ya da İngilizcelerini geliştirebilir. Bu konuda hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu doğru bir yanılgı, doğru bir önermedir.
Yalnız hazırlık sınıfında tamamen yabancı yurt dışından gelen hocalarla arada Türk hocalarında pekiştirmesiyle çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenilebiliyor. Kesinlikle bu anlamda İngilizce hazırlığı tavsiye ediyorum. Belki başlangıçta bir sene kayıp olarak görülebilir ya da ben ileride İngilizce seviyemi daha iyi seviyelere çıkartabilirim denebilir. Evet bu doğrudur. Ama benim nacizane önerim herkese İngilizce hazırlığı okumasıdır. Şunu da söyleyebilirim. İngilizce hazırlığın özellikle en büyük kattığı şeyler bölüm dışı öğrencilerle bir sınıfta oluyorsunuz. Bölüm dışı öğrencilerle bir sınıfta olduğunuz için aslında arkadaş çevreniz, network'ünüz birazcık daha genişliyor. Bu anlamda kesinlikle ben tavsiye ediyorum İngilizce hazırlığı. Sadece İngilizce hazırlık olarak değil aslında. İngilizce hazırlığı okuduktan sonra ben o senenin yazında Work and Travel programına katıldım. Work and Travel aslında başlangıçta İngilizce dilimi pekiştirmek maksadıyla gitmiş olduğum bir programdı. Ama daha çok hazırlıktaki hocalarım ve onların söylemeleriyle veya onların yönlendirmeleriyle ben bu programa biraz dahil oldum. Bu sebeple gittikten sonra orada biraz daha kültürel bir değişim yaşadım. Tamamen insanların evet İngilizceyi geliştiriyoruz, İngilizce öğreniyoruz, İngilizceler çok fazla pratik yapıyoruz günlük konuşma dilinde. Yalnız kültürel değişim açısından da faydası oluyor. O yüzden İngilizce hazırlık sınıfının ekstra faydasının yanında oradaki hocaların da yönlendirmesi benim aslında hayatıma çok daha farklı bir bakış açısı kattı. 3,5 ay gibi bir süre Amerika'da yaşadım. Bu benim için çok inanılmaz bir deneyimdi. Hala oradan görüştüğüm, yaşça benden çok büyük olan arkadaşlarım var. Veya benim yaşıtım olan insanlar var. Benden küçük olup da görüştüğüm insanlar var. Bir arkadaş ailem var orada. Onu söyleyebilirim. O yüzden kesinlikle ben tavsiye ediyorum İngilizce hazırlık okumalarını. Kesinlikle kayıp olarak görmesinler. Belki başlangıçta böyle görebilirler ama onlar için bir dönüm noktası olduğunu çok sonra fark edecekler. Bu sebeple insanların dönüm noktalarının olduğunu birazcık daha zaman geçtikten sonra farkına vardıklarını düşünüyorum. Bu dönüm noktası olması, hazırlık sınıfının olması aslında eşdeğer benim için. O anlamda bunu da söyleyebilirim. Aslında ben üniversite hayatım boyunca genellikle yarı zamanlı, bazen bazı durumlarda tam zamanlı, yoğun projelerde çalışmak durumunda kaldım. Bu sebeple hep katılmak istesem de bazen organizasyonları kaçırdığım veya mecburiyetten dolayı katılamadığım zamanlar oldu. Ama katıldığım organizasyonlar, seminerler, kulüp toplantıları da gerçekleşti. Beykent Üniversitesi bu anlamda öğrenci kulüpleri çok aktif. Çok fazla konferans, seminer bir şekilde düzenleniyor, organizasyon düzenleniyor ya da sektöründe başarılı insanlar bir şekilde buralara geliyor ve kendi sektöründeki başarılı hikayelerini anlatıyorlar. Bu sebeple ben kesinlikle bu şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Aslında benim bölüm özelinde belki bir öneri verebilirim. Çünkü diğer bölümler birazcık daha farklı olabiliyor. Yazılım mühendisliği üzerinden örnek verecek olursam aslında öğrenci arkadaşlarıma tavsiye niteliğinde şunu söyleyebilirim. Kesinlikle staj ya da herhangi bir iş ne olursa olsun yapmaya çalışsınlar. Kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Pazar çok büyük ve büyümeye de devam ediyor. Gerçekten çok fazla açık var ve bazen yetişemediğim zamanlar çok fazlasıyla oluyor. Ne kadar fazla alt tabakadan insanlar gelir, bir şekilde kendini geliştirir ve bir şekilde yazılım öğrenirlerse o kadar iyi olacaktır. O anlamda da staj veya staj dışı kesinlikle ben bir şekilde işin bir tarafında bulunmaları gerektiğini söylüyorum. Hatta şu şekilde bir örnek de verebilirim. Ben 2012 yılında öğrencilik hayatıma başladım ve akabinde de çalışma hayatım da aslında benim başladı. Çalışma hayatımda ben birazcık daha kendimi 5 yıllık bir planda öncelikle ben küçükken birazcık daha pasif, konuşmakta birazcık daha zorluk çeken, birazcık daha kendini anlatmakta zor bir karakterdim. Öncelikle bunu atlatmam gerekiyordu benim. Bunun için de aslında yapmam gereken şeyler birazcık daha insan ilişkilerinin iyi olduğu işlerde çalışmak, yarı zamanlı da olsa o işlerde bir şekilde bulunmak, o işlerde bir şekilde tutmak oldu. 2016 yılında ben ilk yazılım iş deneyimimi aslında gerçekleştirdim. Bu anlamda giriş yaptığımda kesinlikle herhangi bir ücret almadım. Staj gibi de değildi bu arada. Sadece yemek ücreti alıyordum. O da şirketimin sağlamış olduğu bir destekti ve ben orada gerçekten 2 ay boyunca kendimi geliştirdim, yetiştirdim, öğrendim. Staj harici olarak da aslında bir şeyler yaptım. Yani işin bir şekilde bir tarafından tutmak gerekiyor. O yüzden staj veya değil ama kesinlikle staj olursa daha iyi olur. Bir şekilde yazılım mühendisliği bölümü okuyacak arkadaşlara tavsiyelerim bu yönde. Araştırmaları, ücret konusuna çok fazla bakmamaları,
ve başlangıç için kendilerine ne katabiliyorlarsa bunları sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi de aslında çok fazla araştırmayı sevmeli ve araştırmayı öğrenebilmeli. Çünkü ülkemizde de ve dünyada da aslında genel sorun araştırmayı öğrenebilmek. İnternet gerçekten uçsuz bucaksız bir derya deniz. Araştırmanın ne kadar zor olduğunu, istediğimiz konuyu bulmanın ne kadar zor olduğunu bazen çok fazlasıyla yaşıyoruz. Bu anlamda yeni gelecek arkadaşlara en büyük önerim aslında araştırmayı öğrenmek. Yani bu kolay bir şey değil, evet zor bir şey. Ama belli bir süre sonra araştırmadan keyif aldıkça neyi nasıl araştıracağını daha iyi öğreniyor insan. Ve bu birazcık da aslında kişinin biraz yeterlilikle, teknik beceriyle alakalı bir konusu olabilir. Bu anlamda staj veya staj harici kesinlikle öğrenci arkadaşlarıma bir proje yapmaları gerektiğini söylüyorum. Hatta yazılım mühendisi arkadaşların kesinlikle kendilerine ait bir blog sitesi kurabilir. Bu anlamda internette fazlasıyla kaynak var. Bunu tavsiye edebilirim. Bu çünkü işin bir başlangıcı aslında. Artık iş görüşmelerinde ya da CV mülakatlarında çok nadir de olsa benim de girdiğim mülakatlar olabiliyor. Bu mülakatlarda karşıdaki kişiye herhangi bir portfolyon var mı diye soruyoruz. Yani bu doğal bir şey. Bu sebeple yeni gelecek arkadaşlar kesinlikle kendine bir portfolyo oluştursunlar. Online'da ben de varım diyebilsinler. Bu bazen web sitesi olur, bazen mobil uygulama olur. Ne istiyorlarsa her şeyi yapabilirler. Bu anlamda gerçekten uçsuz bucaksız bir derya deniz. Ben kendimden örnek verecek olursam, ben aslında okulda çok fazla programlama dili dersi aldım. Diğer arkadaşlarımla görüştüğümde, bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği farklı okullarda okuyan arkadaşlarımla görüştüğümde, benim kadar programlama dili eğitimi almamış çok fazla arkadaşım vardı. Hatta bu konuda ben tekim diyebilirim. Yani Beykent Üniversitesi'nin o anlamda öğrettiği programlama dilleri, dersleri en azından teori için, uygulamada tabii ki bu bireysel bir yetenek, bireysel bir çalışma gerektiriyor. Teori için diğer okullara göre veya diğer bölümlere göre çok daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu anlamda ben aldığım programlama dillerde arka tarafta bir şablon oluşturdum kendime. Bir altyapı oluşturdum. Ama şu anda yaptığım iş yine yazılım mühendisliğim ama kurumsal bir yazılım mühendisi, SAP diye bir danışmanlık şirketi var. SAP yazılımın bir danışmanlık şirketi var. Ben bu şirkette ABAP diye bir programlama dili kullanıyorum. Yani aslında aldığım derslerden çok farklı bir programlama dili. Ama bunların kesinlikle bana katkısı oldu. Çünkü bazı durumlarda çok daha farklı okulda gördüğüm teori bilgilerle edindiğim programlama dersleriyle de entegre çalışmam gerekebiliyor. Bu anlamda şey diye düşünmesin arkadaşlar. Ben mobil uygulama yazmak istiyorum. Web tabanlı uygulama yazmak istemiyorum. Bu sebeple web tabanlı programlama dili öğrenmeme gerek yok demesinler. Gerçekten bir şekilde entegre olmaları gerekebiliyor ama bu entegrasyonda bir şekilde farklı dillerde farklı şekilde konuşturmaları gerekebiliyor teknolojileri. Bu anlamda teknoloji uçsuz bucaksız derya deniz ve open source olduğu için de birçok kanada erişebildiği için de birçok bir yerden birçok şey etkileyebildiği için ne öğrenilebilirse ne kazanılabilirse bunların hepsinin kar olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda staj olsun ya da olmasın bir şekilde arkadaşların kesinlikle kendilerine katkı sağlaması için çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Beykent Üniversitesi akademisyenleri birazcık bölümüyle de alakalı bir konu bu. Evet, gerçek akademisyenler ilgili alakalı bir şekilde sorularımıza cevap alabiliyoruz. Bir şekilde iletişim kurmakta zorluk çekmiyoruz. Ama birazcık da bölümle de alakalı bir konu bu. Ben akademisyen hocalarımla ya da bazı derslere, tek derslere gelen hocalarımla görüştüğüm zamanlarda hep bir şekilde destek aldım, yardım aldım. Mesela bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Ben son sınıftayken mobil uygulama dersi adı altında bir ders aldım ve bu derse bizden 2 sene önce mezun olan Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan başka bir hocamız verdi. Aslında baktığınız zaman akran sayılırız ama o bizim hocamız ve bir şekilde bize o kadar çok fazla destek oldu ki geçmiş iş tecrübeleri, neler yaptıkları ve gelecekteki düşünceleri hakkında gerçekten çok fazla ufuk açıcı konuşmalar yapıyordu. Bu anlamda ben de faydalı buluyorum. Akademisyenlerle görüşmek ya da hocalarımıza görüşmek ve bizi bir şekilde yönlendirmeleri gerçekten başarılıydı. Bu konuda bunu da söyleyebilirim. Diye bir kurumsal bir yazılım var. Bunu vermek durumundaydım. Bu kurumsal yazılımın
Ben danışmanlığını yapan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Aslında iş tecrübem şu an 3 yıllık kıdemli yazılım mühendisi olarak geçiyorum. Bu anlamda sosyalliği bol, network'ü bol, daha çok kurumsal projelerde yer alındığı için çok büyük global şirketlere işler yapılıyor. Ve bu anlamda o kişilerin, o şirketlerin üst düzey yönetim ekibiyle, CEO'larıyla farklı zamanlarda, farklı dilimlerde kesinlikle toplantılar, görüşmeler yapılıyor ve bu şekilde network ağı genişletiliyor. Ben işin birazcık daha sosyal tarafında bulunmayı seven biriyim. Aslında yazılım mühendisi bizim bildiğimiz bilgisayar başına oturup sadece kod yazan ve maalesef öyle bir algı var. Birazcık asosyal olduğumuz da söylenir. Ben bu yapıyı biraz kırmak istiyorum aslında. Çünkü benim şu anki çalıştığım şirkette pandemi sebebiyle tabii ki herhangi bir müşteriye gitme gibi bir durumumuz yok ama pandemi olmasaydı yurt dışına seyahatlerimiz olabiliyor. Yurt içi seyahatlerimiz oluyor ki yurt dışına genelde bol bol seyahat imkanı var. Bu şekilde fazlasıyla gezme, aynı zamanda iş yapma, yeni kültürler öğrenme, fazlasıyla yabancı uyruklu kişilerle toplantı yapma ve o danışmanlarla çalışma. Bu da aslında işin birazcık da güzel tarafı. Benim bu sektörü seçmem, bu sektörde bulunmak sebebim de birazcık da bu. Kendimi geliştirmek, network'ümü geliştirmek ve işin birazcık daha sosyal tarafında yer almayı seven biriyim. Salt kod yazmak beni birazcık yoruyor ve ben o tarafta çok fazla bulunmayı tercih etmiyorum. Ben birazcık daha hem kodumu da yazayım, hem birazcık daha gezeyim, yeni insanlar da tanıyayım, kendimi geliştireyim, yeni yerler de göreyim. Ben işin birazcık da bu boyutundayım. Belki bu söylediğimi 10 sene sonra artık yoruldum, gezmek istemiyorum diyebilirim. Ama şu an bu halimden memnunum. Keşke pandemi olmasaydı. Keşke biz bu online görüşme yerine yüzde bir görüşme yapabilseydik. Ve keşke seyahatlerimiz devam etseydi. Ama yeni dünyada birazcık daha buna imkan veriyor. Bu yeni dünyada birazcık daha online görüşmeler, online işler ve online projelerin canlıya geçişleri gerçekleşecek. Bu sebeple de hani birazcık daha kendini geliştirme, birazcık daha kendini yetiştirme ve bu sektörde bulunma sebebim de aslında biraz bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. İngilizce kesinlikle en önemli kriter. Bunu kesinlikle öğrensinler, İngilizce hazırlık okusunlar. İngilizce hazırlığın faydaları da fazlasıyla var. Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Farklı bir bölümden farklı bir arkadaşla tanışıyorsunuz ve bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Yani bu da olabiliyor. Güzel duygular da olabiliyor. Onun haricinde İngilizceye kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle İngilizce öğrensinler. Eğer bu bölüm özelinde ise zaten İngilizce bilmeden bu iş yapılamaz. Yani yapılsa bile çok başarılı olunamaz. Bir yerde bir şekilde tıkanılır. Yurt dışı seyahati kesinlikle yapsınlar. Gezsinler, görsünler. Bu profesyonel anlamda, iş anlamında belki bir şey tavsiye olarak görünmese bile iş hayatına girildiğinde o farklı kitlelerle, farklı kültürlerle harmanlandığında gerçekten iş hayatında da çok etki sağladığını ben gördüm. O farklı kültürleri öğrenmekle insanlara farklı derecede katkı sağlıyor. Bu anlamda iş seyahatleri ya da değil, bir şekilde yurt dışı seyahatlerini eğer kalabiliyorlarsa ana dili İngilizce olan ülkelerde 3 ay, 4 ay bir şekilde kalabilmelerini tavsiye ediyorum. Tabii pandemi süreciyle şu an çok mümkün görünmüyor ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Ve şunu söyleyebilirim, kesinlikle hiçbir şey yapmaktan çekinmesinler. Başlamaktan çekinmesinler, bir şekilde başlasınlar, bir şekilde bir yere başlayıp devam etsinler. Ben nasıl başlayacağım demesinler. Gerçekten başladıktan sonra bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bir şekilde bir yerde tıkandıktan sonra ben burayı nasıl geçeceğim diye araştırılıyor ve o aşama bir şekilde ilerleniyor. Bu sebeple araştırmaktan vazgeçmesinler, araştırmayı öğrensinler. Benim en büyük aslında tavsiyem İngilizcenin haricinde bu olabilir. Ve hiçbir şekilde bir yere bağlı kalmasınlar. Tek ben bu işi yapacağım demesinler. Birazcık daha girişimcilik bir ruhu önemli. Aslında bir önceki sorunun cevabı niteliğinde olacak ama ben de bireysel çabalarımla aslında birazcık daha kariyerim gerçekleştikten birkaç senem daha geçtikten sonra birazcık daha aslında piştikten sonra bile diyebilirim. Kendi danışmanlık şirketimi kurma gibi bir hedefim de var. Bunun olması için aslında çabalıyorum. Bu anlamda alabileceğim eğitimler, yapabileceğim herhangi bir şey neyse onları öğrenmeye çalışıyorum.
Çünkü bir işletme olacak ve bu işletmenin yönetimi de gerçekleştirilecek. Bu anlamda da ekstra eğitimler almam gerekecek. Çünkü bu eğitimler almadan başarılı, istikrarlı bir işletme kurmanın çok olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple eğitim de alınması gerektiğini tavsiye ediyorum. Öğrenci arkadaşlara gelecek olursak tekrardan, dediğim gibi yani İngilizce kesinlikle olsun ve şunu söyleyebilirim. Öğrencilik hayatları boyunca sadece öğrencilik yapmasınlar. Kesinlikle bir yerde çalışsınlar. Yarı zamanlı olabilir, tam zamanlı olabilir, staj olabilir. Yani gerçekten her şey olabilir. İlla kendi bölümüyle alakalı işte çalışmak zorunda da değiller. Bir yıl, belki 2 yıl, öğrencilik yılının ilk 2 yılı belki olabilir ki ben öyle yaptım. Farklı işlerde, farklı sektörlerde çalışsınlar, daha çok insan ilişkilerini bulunduran işlerde bulunsunlar ve kendilerini geliştirmeye baksınlar. Kazandığı ücret ya da yan haklara çok fazla takılmasınlar. Gerçekten onlar bir şekilde geliyor. Amaç sizin kendinizi geliştirmek, kendinizi yetiştirmek. Bu anlamda bunları sağladıktan, bunları gerçekleştirdikten sonra her şey gerçekten böyle çorap söküğü gibi geliyor. Ve çok daha güzel bir kariyer planı oluyor. Kariyer beklentileri daha üst düzeylere çıkıyor. Bu anlamda çalışmaları gerektiğini de tavsiye ediyorum. Belki bu birazcık daha ince bir detay olabilir. İlk 2 yıl farklı insan ilişkilerine dayalı bir iş olabilir. Eğer bu kişi yazılım mühendisi ise, okuyacak arkadaş. Eğer yazılım mühendisi bir bölüm harici bölümlerde ise o konuda çok fazla tavsiye veremiyorum ama daha çok yine çalışmalarını tavsiye edebilirim. İngilizce çalışmaları ve araştırmayı öğrenmeleri. Bu gerçekten 3 önemli kriter benim için. Bunları gerçekleştikten sonra başarılı bir eğitim hayatı ve başarılı bir kariyer planı çizilebilir.